Gaziantep Üniversitesi'nce ilaç endüstrisinde ham madde ve bölge çiftçisine gelir sağlamak için yürütülen çalışma kapsamında ana vatanı Kuzey Amerika olan bitkisinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilebileceği belirlendi. Hocam bunun şeyinde var ya, ben adada yetiştirdiğimde bunun şuralarında böyle kapsüller oluşuyor, tamam mı? Bitkilerde artık kapanıyor. Tohumlar içinde tabii, değil mi hocam? O şu anda bunlar şey. Açtıkça döllenmiyor. Altları böyle ince uzun bir çapın etrafında şeridikle oran bir dönümden bir şey aldı. Müthiş bir şey yani. Burada 2 yıl önce başladığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Yani yaklaşık 50 farklı bitkide burada hem üretim, hem yetiştiricilik, hem de kalite çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle sağlık sektöründe ve kozmetik sektöründeki bitkilere yönelmeye başladık. Bu kapsamda da yine benim doktora bitkim olan ve Kuzey Amerika kökenli Onitera biennis, gece sefası veya gece mumu olarak Almanca'da geçen bir bitkimiz, 2 yıllık bir bitki. Bunun tohumlarında gamma linolenik asit dediğimiz bir yağ asidi var. Bu anne sütünün özelliği, anne sütünde olan bir yağ asidi. Bunun dışında çörek otu ve hodan bitkilerinde de bulunuyor ama Onitera biennis bitkisinde oldukça yüksek. Biz Gaziantep'e yeni bitkiler kazandırmak, üreticiye yeni bitkilerle tanıştırıp gelir düzeylerini arttırmak kapsamında hem de üniversitemizde bitkisel ilaç ham maddeleri üretiminde bu bitkiyi dikkatimize almaya başladık ve çalışmalarımız gerçekten güzel sonuçlar vermeye başladı. Gördüğünüz gibi gerçekten bitkilerimiz çok güzel çiçeklendi, tohum verimine yattı ve yağ oranı açısından güzel bir bitki. Burada hem yağın verimi hem de yağın içerisindeki yağ asitlerinin oranı oldukça önemli. Burada bahsettiğim gamma linolenik asit doymamış bir yağ asiti. Birçok yabancı firma bugün bu bitkinin ürünlerini küçük bir kutusunu 500 ila 1000 lira aralığında satıyorlar. Biz bunları tamamen yurt dışına ithal ediyoruz. Bugüne kadar bu bitkinin Türkiye'de üretimi yapılmadı. Sadece bahsettiğim gibi ben kendi doktora çalışmamda Çukurova Üniversitesi'nde yapmıştım çalışmalarımı. Ama inşallah bundan sonra biz Gaziantep'te bu bitkiyi üretip bunun tohumlarından sabit yağ alıp bunun içerisindeki ilaç ham maddelerini hem sağlık açısından hem kozmetik endüstri açısından bir ham madde üretimine geçmiş olacağız. Bu da bölge üreticisi için de aslında çok önemli bir adım. Ve yurt dışından tamamen yüksek miktarlarda paralar ödeyerek aldığımız, bugün piyasada çuva çiçeği yağı olarak bilinen Evening Primrose Oil bitkisinin yağını, yağın içerisindeki etken maddeleri biz Gaziantep'te fitoterapi tıbbi aromatik bitkiler merkezi öncülüğünde bilimsel çalışmalarla ortaya koyacağız. Hem ilaç sektörü için, hem kozmetik sektörü için, hem de gıda takviyesi olarak bu bitkiyi ülkemize, çiftçimize, üreticimize ve insanımıza kazandıracağız. Buradan aldığımız tohumlardan üretim çalışmaları için çiftçilerle irtibat halinde olacağız. Örnek çiftçilerle bu bitkinin üretimine başlayacağız ve tohumları alıp burada soğuk presle, özellikle E vitamini bakımından da oldukça zengin bir bitki. Çiftçiden aldığımız tohumları da yağ işleyerek bu yağdan ilaç etken ham maddesi üreteceğiz. Belki de bununla ilgili sözleşmeli tarım yapma yolunda da çalışmalarımız devam edecek.